Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili Avşin ilçesi Soğucak Mahallesi Muhtarı Murat Özdemir ile mahalleye dönüşen köyün sorunlarıyla ilgili röportaj yapacağız. Muhtarlığınız sayın olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? İlk dönem seçildim. Birinci dönem seçildiniz. Karşınıza kaç aday çıktı? Benimle birlikte 4 aday. 4 aday çıktı. Evet. En yakın rakibinize kaç oy fark attınız? 15 oy fark attı. 15 oy. Eski muhtar da çıkmış mıydı karşınızda? Evet. Seçimlerde köy halkına, yani bu o zaman köydü, şimdi mahalle oldu Gümüşhane esasıyla. Köy halkına vaatlerde bulunmuş muydunuz? Vaatlerde bulunduk tabii ki. Yapacağımız bazı şeylerimiz var. Bizim de kendi çabamızla, belediyenin katkısıyla, köyümüzün, halkımızın desteğiyle yapmamız gereken şeyleri de vaat ettik. Evet. Ne bunu? Bu vaatlerimiz ne efendim? Bu vaatlerde bizim camimizin bakımsız olduğu, tek tip halıya çevrileceği, ters tavanın toprak döküldüğü, eski yapı olduğundan bu tür şeyler yapmaya vaat ettik. Onun haricinde mezarlığımız bakımsız, çamlandırmaya, mezarlığımızı düzgün bir hale getirmeye vaat ettik. Yollarımızın parkeler yarısı yapılmış, yarısı yapılmamış vaziyette. Bunları bitirtmeye vaat ettim. Evet. Onun haricinde ki kanalizasyon sorunumuz var. Kanalizasyon sorunumuzu da bir kısmı yapıldı. Bir kısmı yapılmayan, ilave edilmeyen yerlerimiz var. Onları yaptırırız diye bu tür vaatlerde bulundunuz. Evet. Efendim, biz zaten bunları soruyorduk. Siz bahsettiniz. Kanalizasyonun yarısı mı, %50'si mi yapıldı? Yok, %80, %90 civarında yapıldı. İlave edilmeyen ek şeyler var, binalar var. Onlar faydalanamıyor dereden, evet, arttan dolayı. Onları bir şekilde bağlamayı düşünüyoruz. Evet. Efendim, sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazeteci olarak Babşin'in 20'ye yakın mahalleye dönüşen köyünde 7-8 beldesinde de röportaj yaptık. Muhtar arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Oraya güzel yazdırmış, mahalle muhtarlığı resmini de koymuş. Evet. Kendi imkanlarıyla güzel bir muhtarlık odası dizayn yapmış. Atatürk'ün resmi, Türk bayrağı, kendi resmi. Orada işte dur yolcu bu topraklarda kimler yatıyor. Doğru mu efendim? Doğrudur. Masası, sandalyesi, bilgisayarı, televizyonu, misafirlerin oturacağı güzel bir mekana ayarlamış. Artı aynı zamanda muhtarımız esnaflık yapıyor değil mi efendim? Evet, evet, doğru. Kaç tane bakkal var? Şimdi. Köyde de 2 tane bakkal var. Benimle sizden harici, sizden 2. Evet. Yani halk muhtarımız istediği zaman bulacak bir yerde. 24 saat halkın hizmetindeyiz. Evet. Yani yerimiz de belli, açık. Burada da oturuyoruz akşama kadar. Evet. Gelen geçen arkadaşlarımız da diğer civar köylerden de muhtara ulaşmak istedikleri an ulaşabiliyor. Zaten biz araştırmacı gazeteci olarak AK Parti Milletvekili Muzaffer Yurttaş'la, diğer arkadaşlarımız Hüseyin Tanrıverdi ile Halil Binboğa'yla röportaj yaptık. Onlar da işte halk muhtarı aradığı zaman bulabileceği mutlaka muhtarlık odası olması lazım dedi. Evet. Bazı işte muhtarlarımız, kimisi yok çobanlık yapıyor bilmem ne, biz çoban muhtarı istemiyoruz. Doğru mu efendim? Doğrudur. Yani halk muhtarı istediği zaman mutlaka bulmalı. Halkla iç içe olan bir muhtar iç içe olmalı. Evet. Halkla iç içe bir muhtarsa Avşin'de Soğucak Mahallesi Muhtarı Murat Özdemir sayın izleyiciler. Tam köyün merkezi yerinde, bu köyde burası mahalle oldu. Hem esnaf hem güzel bir muhtarlık odası yapmış, güzel dizaynı yapmış. Gelen misafirleri ağırlayabileceği güzel bir ortam hazırlamış. Kendi imkanlarıyla aslında biz bunu belediye başkanlarının yapmasını istiyoruz değil mi? Evet, muhtarın evet, göstereceği. Aynı şekilde öyle istiyorduk ama evet, olmadı. Biz park ve bahçeleri içerisine sayın izleyiciler. Yani artık ben şunu belirtmek istiyorum. Kahramanmaraş'ın bütün diğer ilçelerini de gezdik. Birkaç ilçesi kaldı. Bu yöreli insan çok misafirperver. Cana yakın, siz de görüyorsunuz. Gülen yüzlü arkadaşlar bizi iyi candan karşıladılar. Bütün Maraş halkına ben araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyorum. İşte hizmetler tamamlanmamış birçok yerde. Evet, eksiklerimiz çok. Tüm şehir yasasıyla yeni oluştuğu için onlar da 2015 yılını bekliyoruz diyorlar. 2015 yılında inşallah hizmetler başlayacak. Muhtar arkadaşlarımız zaten kartımızı veriyoruz. İletişimi hiç koparmıyoruz. Hizmet yapıldığında da gelip bu hizmetleri kamuoyuna, halka duyuruyoruz. Zaten evet, muhtarların birinci amacı ne? Halka hizmet etmek. Bizim zaten amacımız o. Muhtar oluşumuzun sebebi o yani. Evet. Bir eser bırakmak değil bir mi? Bir eser bırakmak. Evet. Arkamızda biz bugün yani varız, yarın yokuz. Bizden gelecek nesle. Ya bu Soğucak'ın muhtarı, mahallemizin muhtarı da bunu, bu eseri bıraktıydı dedirttirebilmek. İşte artık bu mahallenin tüm şehir yasasıyla, bundan önce köydü,
ilk mahalle muhtarı olarak tarihe geçtiniz. Evet. Bu mahalle halkı, Avşin, Kahramanmaraş halkı veya Türkiye'deki yaşayan işte buradan giden vatandaşlarımız veya dünyanın herhangi bir ülkesinde olursa olsun bunu direkt bir internet ortamına atıyoruz. Avşin veya Kahramanmaraş dediğinde aşağıya doğru akıllı saatin bilgisayarlar sıralıyor. Ne kadar sonuç bulundu. Yani gençlerimizin, vatandaşlarımızın hepsi artık iletişimi çok güzel kullanıyorlar. Doğrudur. Yani 50 yıl sonra da baksalar internette bu mahallenin ilk muhtarı kimmiş? Murat Özdemir. Evet. Ne hizmetler o zaman yapılmış? Muhtarımız ne hizmetler yapılması için mücadele etmiş? Onları, söz vermiş. Onları izleyecekler efendim. Doğru. Köy konağı var mı efendim? Köy konağımız yok. Taze evimiz? Yok. Kur'an kursumuz? Yok. O da yok. O da yok. Spor kompleksi gençlerimizin oynayacağı? O da yok. Çocuk parkımız? Yok. Yok sayın izleyiciler. Yani bu kaç hane efendim burası? 65 hane şu an. Yani nüfusumuz ne kadar? 225 civarında. Yaz aylarında artıyor mu nüfusumuz? Artıyor. Ne kadar? Yaz aylarında 350-400 civarında. Evet. Yaşım 200-250 civarında. Orta ölçekli burası bir köydü sayın izleyiciler. Mahalle oldu. Avşin'e kaç kilometre mesafedeyiz? 14 kilometre mesafedeyiz. 14 kilometre fazla uzak değil. Sağlık evi var mı efendim? Sağlık evimizde yok. Sağlık evi de yok. Sayın izleyiciler, burası da Avşin ilçesinde hizmette unutulan bir köymüş değil mi muhtarım? Aynen, hiçbir hizmet yapılmamış. Sadece altyapının %90'ı tamamlanmış. Eklenmesi gereken birkaç tane hane olduğunu söyledi evet. Arkadaşlar. Onlar da sonradan yapıldı zannedersem evet, değil mi efendim? Aynen. Onların da biz önce tamamlanmasını istiyoruz. Sokaklarımıza hiç parke taşı döşendi mi efendim? Döşendi. Yalnız üç yerde sokak aramızda parke taşı döşendi. İki yerimiz daha yapılması gerekiyor. O bağlantı yollarında, o parke taşlarında bağlantı yolları bağlanması gerekiyor. Evet. Sayın izleyiciler artık biz vatandaşlarımızın bu çağda 2015'e gireceğiz. Bir ay kalmadı şurada. Çamura basmasını istemiyoruz. Yazında tozdan duruluyor değil mi? Evet. Yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmiyor. Geçin. Şu anki sistem yani belediye uğraşıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama dediğim gibi zamana ihtiyacımız var. 2015'i hep bizim de baz aldığımız şey o. Yatırımların ve gelecek şeyin inşallah 2015'te olacağı söyleniyor. Bizim de tabii ki belediyenden, Maraş Büyükşehir'den beklentilerimiz var. Evet. Muhtar arkadaşımız 75 doğumlu. Evet. Kaç yaşında? 39 yaşında. 39 yaşında. 39 yaşında genç bir arkadaşımız. Yani genç yaşta bu mahallenin sorumluluğunu üzerine almış. Çünkü doğru. Muhtarlık sorumluluk isteyen bir evet, meslek, görev diyelim. Artı bir tek Türkiye'de mesai saati olmayan bir kurum varsa o da muhtarlık sayın izleyiciler. Vatandaş gecenin ikisinde de üçünde de kaç olursa olsun muhtarın kapısını çalıyor veya telefonla arıyor. Elektrik kesilse muhtar arıyor. Aynen öyle. İçme suyu kesilse. Şu anda da yani siz gelmeden önce arkadaş aradı oraya gidiyordum. Yani üstümde ona göre giyindim. Evet. İçme suyu patladı onu takibe gidiyordum. Evet yani aslında bu Kaski'nin görevi doğru mu? Kaski'nin görevi. Aradınız mı Kaski'yi? Kaski'yi de aramadım. Arkadaşın kendini ileteceğini yapacağını söyledi. Kaski'yi arasam 1 saat 2 saat sürecek. Biz kendimiz imkanlarımıza kendimiz yapabiliriz. Kaski Avşin'de şu açtı mı efendim? Açtı. Burada personeli vardı. Biz var. Çünkü burası ufak ilçe değil sayın izleyiciler. 82 bin nüfusu var. Artı 2 tane termik santrali var. Buranın hava kirliliği de had safhada ilçenin buraya biraz fazla etkilemiyor. Burayı biraz, o kadar etkilemiyor. Evet, yani etkilemiyor ancak Avşin merkezi etkiliyor sayın izleyiciler. 2-3 gündür buradayız. Hava kirliliği çok. Termik santralin bulunmuş olduğu mevkideki mahalle muhtarlarla röportaj yaptık. Evet. En son vefat eden 7-8 kişinin genelde her kanser. Mahallede kanserden oldu, vefat ettiklerini söylediler. Yani termik santralin en büyük zararı burada buradaki insanlara. Değil mi efendim? Doğru. Bizlere çekiyor. Biz çekiyoruz. Yani evet. Bizim bağlarımız, üzüm bağlarımız falan hepsi kurudu. Bağcılık kalmamış orada. Bağcılık kalmadı. Evet. Yani diğer ürünlere yansımaya başladı. Yani çiftçi olarak da yani bu termik santralin şeyini çekiyoruz. Yani. Evet. Buranın Avşin halkı, çiftçisi, vatandaşı bu termik santralin zararlarını çekiyor. Yine de daha çok çekecek sayın izleyiciler. Çünkü bitkilerin döllenmesini engelliyor. Evet. Evet. Muhtarın birden muhtarların sesi kap birimlerini devlet yatırmalı diyoruz. Bir önceki sayımızda büyük manşet attık. Devlet muhtarlarımızın sesi kap birimlerini yatırmıyor. 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 Siz yatırıyorsunuz değil mi? Biz kendi cebimizden yatırıyoruz ve çok zorlanıyoruz. Yani evet. Ben primim yatsa benim ihtiyaçları için yani zaten kendine ait bir bütçen yok. Evet. Bütçesi yok muhtarlar. Hiçbir bütçesi yok. Sen kendi cebinden ne yaparsan aldığın maaşı yani %80'ini zaten bu yolda harcıyorsun. Diğer
cebinde de başka bir gelirin yoksa muhtar maaşıyla bu şekilde yani yürüyecek bir şekilde evet. Değil. Yani muhtarlar kısaca muhtarların sesini birinden devlet yatırmalı diyoruz biz. Yani bizim de tabii ki isteğimiz çok isteğimiz bu torba yasası önümüzdeki çıkacak. Seçimlerden önce yine bir torba yasası çıkacak. O arada bu muhtarların SSK birimlerine girmesi için mücadele ediyoruz muhtarlarımızla birlikte. Daha önce işte muhtarların maaşının artmasına vesile olduk. Her muhtarın röportajını ekledik. Muhtarlara verilen aylık ödenek çok yetersiz. O zaman da yine SSK birimleri yatırılmıyordu. Evet. Aldıkları para SSK birimine zor yetiyordu. Doğru. Muhtarların elinde hiçbiri kalmıyordu. Şimdi %100 arttı. En azından bir 450-460 lira civarında kalıyor SSK birimini yatırdıktan sonra. Buradan Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sesleniyoruz. Muhtarlarımızın tamamı aynı istekte. Muhtarlar SSK primi yatırırsa bu aylık ödenek bize yeter diyorlar. Başbakanım bu çıkacak olan torba yasasında mutlaka muhtarlarımızın bu konusunun çözümü bekliyor muhtarlarımız. Değil evet, mi? Evet bekliyoruz. Evet sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ile Avşin ilçesi Soğucak Mahallesi muhtarı Murat Özdemir ile mahalleye dönüşen köyün sorunlarıyla ilgili röportaj yaptık. Kendisine mutluluk süresince başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben de geldiğiniz için, ilginiz için. İnşallah bu şeye vesile olur. Bazı yetkililer sesimizi duyar. Bu tür muhtarları da halka enflasyona ezdirmeden sürekli gider yani. Başka türlü söyleyeceğim. Başka bir şey de yok. Zaten gazetemizde Muhtarların Sesi gazetesi. Muhtarların sesini tek Türkiye'ye değil dünyaya duyuruyoruz. Teşekkür ediyoruz.